Haftalar önce İznik yakınlarında motosikletinin devrilmesi sonucu yaşadığı kazada iki el bileği birden kırılan ve ambulans helikopterle İstanbul'a getirilip ameliyata alınan Tamer Karadağlı hızla eski sağlığına kavuşurken usta oyuncuya geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde rastladık. Büyük bir kazayı hafif atlatmış oldum. Verilmiş sadakamız varmış derler ya, hakikaten öyle. Şu anki durumunuz nasıl? Vallahi şu anda atel var elimde. Fizik tedaviye gidiyorum sürekli. Sol taraf neredeyse iyileşti. Çünkü iki koldan da ameliyat olmuştum. Şimdi daha iyiyim. Birkaç ay sonra eskisi gibi olacak. Birkaç aya kalmaz tam olarak iyileşirim diyen Tamer Karadağlı yeniden motosiklet kullanacak mı dersiniz? Tabii ki olacak. Motosikletten neden vazgeçeyim ki? Motordan dolayı kaza yapmadım. Yoldan dolayı kaza yaptım. Tabii. Tamer Karadağlı sözlerine her şeyin başı sağlık diyerek devam ediyordu. Her şeyin başı sağlık. Yani kazandığınız paranın bir önemi yok ki, eğer sağlığınız kötüyse ya da şöhretinizin ya da başka hiçbir şeyin çok fazla önemi yok. Her şeyden önemlisi sağlık. Bize ve yakınlarımıza Allah sağlıklı günler nasip etsin hakikaten. Çünkü hiçbir şeyin tadı olmuyor o zaman. Geçirdiği motosiklet kazası sonrası dostlarının ilgi ve alakasını soruyoruz Tamer Karadağlı'ya. Çok şanslıymışım ki çok arayanım soranım oldu. Yani bunu bu şekilde görüyor olmak istemezdim tabii ki. Ama çok arayan soran o, binlerce insan. Çok yakın olmadığım, çok iyi tanımadığım insanlar bile telefon açıp ya da hastaneye gelip geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Çok mutlu oldum tabii. Şimdi sıkı durun. Tamer Karadağlı hastanedeyken bakın kendisini kim aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Üstelik pek fazla tanıştıkları da söylenemezken. Kenan İmirzalıoğlu mesela. Yani Kenan'la ben bir iki kere karşılaştım. Birkaç kere telefonda konuşmuşuzdur. O aradı. Hani çok güzel bir şey, yani aramasa üzülecek değildim, hani vay Kenan beni neden aramadı demezdim çünkü o kadar yakın bir ilişkim yok, ama aradığı için çok sevindim.